Değerli arkadaşlar merhaba. MaxNet kurumsal deneme sınavı 5'in fen bilimleri çözümünü yapacağız şimdi. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. Buna göre numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kolay bir soru. Birinci özellik iklimin özelliği olmalı. İkinci özellik hava olayı ve iklimin ortak özelliğinden bahsedeceğiz. Üçüncü özellik de hava olayına ait bir özellik olmalı. Şıklara bakarsak. A şıkkında klimatoloji iklim bilimidir. Meteoroloji hava olayları ile alakalı günlük gözlemlere dayanan ise yine hava olaylarını ifade eden bir cümledir. Bursa ve Ceyhan gitti. Devam edelim. İkinci öncüle bakacağız. İkinci öncül ortak bir özellik olmalı. Günlük gözlemlere dayanır. Sadece hava olayını anlatan bir cümledir. Gitti. Hava şartlarını inceler. Evet, her ikisi de hava şartlarını inceler. Hava olayında hava şartları günlük olarak incelenirken İklimde hava şartları uzun yıllar boyunca incelenir. Öyleyse bu ortak özelliktir. Hava olayları günlük gözlemlere dayanır. Öyleyse cevap denizli seçeneği olmalıdır. Kolay bir soruydu. İki numaralı soruya bakalım. Yukarıdaki çaprazlamada kullanılan bezelye genotiplerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Dikkat ederseniz melez baskında kimi çaprazlamış? Saf çekiniği çaprazlamış. Doğru mu? O zaman ne yapmalıyız? Parantez içinde baskın özellikle çekinik özellikleri harflendirmemiz gerekiyor. Sarı tohum. Sarı tohum yeşil tohuma baskın. Sarıya büyük A, yeşile küçük A dedim. Çiçeğin yanda olma durumu, çiçeğin yukarıda olma durumuna baskın. Öyleyse yanda olmaya bu kez büyük A'yı kullanmayayım da büyük B'yi kullanayım. Çünkü farklı bir özellik. Çiçeğin yukarıda olma durumu çekinik özellikleri küçük B. Mor çiçek. Buna büyük C'yi kullandım. Beyaz çiçek çekinik olduğu için küçük C. Yuvarlak tohum, büyük D. Oruçluk tohum, küçük D'yi kullandık. Heterozigot, mor çiçekli bezelye. Mor çiçek baskındı. Şöyle mi? Melez özelliktedir. Melez özelliği zaten kullanmışız. Bu olabilir. Homozigot, çiçeği yukarıda bezelye. Çiçeğin yukarıda olma durumu çekinik. Küçük B, küçük B'yi yazdım. Saf çekinik olduğunu görebiliyorum. Saf çekiniği de kullanmışım yukarıda. Var. Homozigot sarı bezelye diyor. Büyük A, sarı büyük. Homozigot olma durumu diğer harfin de büyük olmasıdır. Saf baskın var mı çaprazlamada? Hayır, yok. Öyleyse C seçeneği olamaz. Heterozigot yuvarlak tohumlu bezelye. Yuvarlak tohum büyük D. Heterozigot küçük D. Yani melez özelliktedir. Melez yukarıda var demiştik. Olabilir. Dolayısıyla olmayan seçenek C seçeneğidir diyoruz. Evet. Gelelim 3 numaralı soruya. Bir doğal seçilim sorusu çok net belli. Görüyoruz beyaz tavşanlar kabak gibi ortada. Avcı kartallar beyaz tavşanları akşam yemeğinde ziyafet olarak diyebilir. Kendilerine ziyafet çekebilirler. Buna göre bu numaralanmış kavramlardan hangileri bu deney düzeneğini ve sonucunu açıklamak için kullanılır? Soruların son kısmını mutlaka çizin. Gözünüze çarpsın. Kolay olsa bile. Üst tarafta bilgiyi vermiş. İşte tavşanların beyaz kartalları, pardon, kartalların beyaz tavşanları önce avlayacağı. Kahverengi tavşanların zeminde kamufle olacağını anlatıyor. Bir süre sonra beyaz renkli tavşanların sayısının hızla azaldığını gözlemiştir. Bu nedir? Çok net bir doğal seçilim olayıdır. Güçlü olanlar, yani ortama uyum sağlayanlar hayatta kalırken uyum sağlayamayan beyaz tavşanlar avcılara yem olurlar. Çok net doğal seçilim. Adaptasyon, doğal seçilim ve adaptasyon birbiriyle ilgili kavramlar zaten. Ortama uyum sağlayan kahverengi tavşanlar hayatta kalmıştır. Yani buraya adapte olmuşlardır. Mutasyonun bir alakası var mı? Hayır, yok. Cevap nedir? C seçeneği olmalıdır. Mutasyon DNA değişikliğiydi. Burada DNA değişikliğinden bahsetmemiş. Öyleyse cevap C seçeneği olur. 4 numara kolay bir soru daha. Altını çiziyorum. Mumu eriterek yere düşme sürelerini sıralayın diyor. Süre. Çabukta daha geç düşeni sırala demiyor. Bu tabloya baktığımda en çabuk ısınan hangisidir? Öz ısısı küçük olan en çabuk ısınır. Dolayısıyla bu en çabuk yere düşer. Alüminyumun öz ısısı büyüktür. Geç ısınır. Geç ısınırsa mum en geç yere düşer. Öyleyse geçten çabuğa doğru düşme sırası en çabuk gümüş düşer. 3 numara. En geç alüminyum düşer. 4 numara. C
Cevap Denizli seçeneği olmalıdır. Atıyorum işte gümüş 1 dakikada ısındı düştü. Çinko 2 dakikada, demir 3 dakikada, alüminyum da 5 dakikada ısınarak geri düştü. Dakikaları sıralarsak 5, 3, 2, 1 cevap Denizli'dir. 5 numaralı sorudayız. Ne yapacağız dedik, altını çiziyoruz. Fiziksel değişimi sormuş. Hatırlarsanız fiziksel değişimde bağ kırılımı ya da bağ oluşumu diye bir şey olmazdı. A şıkkına bakalım. A'da ne yapmış? Bağlar kırılmış. Bağ kırılımı varsa bu olay bir kimyasal değişimdir. B'ye bakarsam sadece tanecikler arasındaki mesafe artmış. Bağ kırılımı ya da bağ oluşumu yoksa bu olay fiziksel değişimdir. Cevap Bursa'dır. Bursa seçeneği için şunu söyleyebiliriz. Katı bir madde sağlanarak sıvı bir maddeye dönüşüyor. C şıkkı, C'de çok saçma bir şey göstermiş. Girenlerde tek bir madde varken ürünlerde iki madde var. Bunun biz kimyasal ya da fiziksel olay olduğunu bile söyleyemeyiz. D seçeneğinde ise görüyorum yine işte yeşil, kırmızı maddeye bir de mavi tanecik eklenmiş. Mavi tanecik eklendiyse biz bunun da kimyasal değişim olduğunu söyleyebiliriz. Aslında burada mavi taneciği de şurada ayrı bir kutucuk içinde göstermeliydi. Çünkü kimyasal tepkimelerde girenlerdeki atom cinsiyle ürünlerdeki atom cinsi korunur. Fizikselde de bu böyledir. Yani şuraya şu atomları çizmeliydi. Yeşil ve turuncu atomları. Dolayısıyla çizmezse biz bunların aslında bir tepkime olduğunu bile söyleyemeyiz. Ne fiziksel ne kimyasalla alakalı yorum yapamayız. Cevap bu yüzden nedir? Bursa seçeneğidir. 6 numaralı soru. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir diyor. Daha önce bundan bahsetmiştik. Hatta birçok soruda da karşımıza çıktı. Bir öğrenci şekil 1'deki gibi kavanozu ağzına kadar su ile dolduruyor. Kavanozun ağzına delikli bir kapak yerleştiriyor. Kapağın deliğinden pipet geçiriyor ve suyu pipetten içmeye çalışıyor. Yani şu kapak varken ama içemiyor. Niye içemez? Çünkü demiştik ki açık hava basıncı sıvının üzerine etki edemeyeceği için sıvı pipette yükselmez. Ama ağzı açık olursa ne olur? Açık hava basıncı sıvıya etki eder. Biz pipetin içindeki şu havayı çekersek kendimize açık hava basıncı sıvıyı pipetin içinde ittirerek ağzımıza kadar gelmesini sağlar. Daha sonra şekil 2'deki gibi kapağı çıkarıyor, pipeti tekrar kavanoza yerleştiriyor ve bu kez suyu içebiliyor. Ne etkisidir? Açık hava basıncının madde üzerindeki etkisidir. İkincide açık hava basıncı etki ediyor sıvıya ama birincide sadece kapağı etki ediyor. Dolayısıyla cevap Adana olur. Kapağın uyguladığı enteresan bir cümle. Sıvı derinliğiyle bir alakası yok, sıvı cinsiyle bir alakası yoktur. Cevap Adana seçeneği olmalıdır. 7 numaralı sorudayız dostlar. Kimya endüstrisi tarafından üretilen ürünlerin %30'u son ürün olarak tüketiciye ulaşırken son ürün yani bizim kullandığımız üründür. %70'i diğer endüstri alanlarında ham madde olarak kullanılır. Buna göre kimya endüstrisiyle ilgili hangileri doğrudur? Yani %70'ini biz doğrudan kullanamıyoruz. Ancak %30'unu son ürün olarak kullanabiliyoruz. Diğer endüstri alanlarının ham madde ihtiyacını karşılar. Evet %70 oranında. Hatta oran bile söyleyebiliriz. Diğer endüstri alanlarının gelişmesine zemin hazırlar. %70 oranında madde sağlıyorsa gelişimine zemin hazırlar. Üretilen ürünlerin çoğunluğu direkt kullanılabilir diyor. Yanlış. Ancak %30'u direkt kullanılabilirmiş. Öyleyse cevap 1 ve 2 Adana seçeneği olmalıdır. Gelelim sıradaki soruya. 8. sorudayız. Buna göre asitler metal kaplarda saklanmamalıdır. Bilgisini test etmek için aşağıdaki düzeneklerden hangisi kullanılmalıdır? Size bir kolaylık da yapmış. Amonyak ve potasyum hidroksitin baz olduğunu, asetik asit ve hidroklorik asitin de asit olduğunu söylemiş zaten. Üst tarafta da söylüyor. Bazı maddelerin bozulmasına sebep olur. Hatırlarsanız asitler metalleri aşındırırdı değil mi? O zaman biz ne kullanmalıyız? Bir asit bir baz.
Bak burada baz kullanılmış, baz kullanılmış olmaz. Burada sodyum hidroksit baz, amonyak baz olmaz. Metal metal, ikisi de asit, asit asit olmaz. Ama ne kullanmalı? Evet, ikisinde de metal kaşık. Biri asit, diğeri baz. Biz asitlerin metal kaplara zarar verdiğini, metalleri aşındırdığını, dolayısıyla metal kaplarda saklanamayacağını denizde çok net görüyoruz. Peki ne kullanılmalı onun yerine? Bazı maddeler metal kaplarda saklanabilirler. Çünkü bazılar metalleri aşındırmaz. D şıkkı hipotezi test etmek için kullanılacak seçenektir. Geldik 9 numaralı soruya. Belki 9 numarada bilmediğiniz bir bilgi var. Onu da öğreneceksiniz. Bu sorulara evet ve hayır olarak cevap veren Burak'ın cevaplarından hangileri doğrudur? Akraba evliliklerinde hasta olmayan çocuklar dünyaya gelebilir mi? Evet. Ki zaten illa akraba evliliklerinde hasta çocuk doğacak diye bir şey yoktu. Akraba ama çekinik genler bir araya gelirse hasta çocuk doğma ihtimali daha yüksekti. Yoksa illa hasta çocuk doğacak diye bir şey yok. Akraba evliliğinin yapıldığı ailelerin çocuklarında kalıtsal hastalıkların görülme olasılığı yüksek midir? Evet. Niye? Burada hayır demiş. İkinci sorunun cevabını. Evet, niye yüksektir? Çünkü akraba evliliklerinde çekinik genlerin bir araya gelme olasılığı da daha yüksekti. 3. Akraba evliliklerinde kan uyuşmazlığı ile hastalıklı çocukların dünyaya gelme olasılığı arasında bir ilişki var mıdır? Şimdi burada kan uyuşmazlığını bilmeniz lazım. Kan uyuşmazlığı kalıtsal bir hastalık değildir. İşte atıyorum annenin kanı RH pozitif, bebeğin kanı RH negatif ya da tam tersi annenin kanı RH negatifken bebeğinki RH pozitif olabilir. Bu kan uyuşmazlığını doktorlar fark ettiği anda doğum anında hemen bu kana müdahale ederek, anne hamileyken müdahale ederek bunu düzeltebiliyorlar. Dolayısıyla kalıtsal hastalık arasında bir ilişki yoktur. Olmadığı için de kan uyuşmazlığı ile kalıtsal hastalık arasında bir ilişki yoktur. Olmadığı için de bu cevabının hayır olması gerekir. O yüzden cevap Adana seçeneğidir. Kan uyuşmazlığından bir daha bahsediyorum. Bebek anne karnındayken işte babadan aktarılan genler dolayısıyla işte anneden aktarılan gen dolayısıyla anne pozitifken bebek negatif. RH negatif olabilir. Dolayısıyla burada annenin kanıyla bebeğin kanı arasında bir uyuşmazlık vardır. Ama bu kesinlikle kalıtsal hastalık değildir. Dolayısıyla cevap Adana olmalıdır. 10 numaralı soru. Gelelim 10 numaraya. Hangileri doğrudur demiş. Üst tarafta bilgiyi de söylüyor. Üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe vücut büyüklüğü, enerji ihtiyacı, biyolojik birikim artar. Yani P'den R'ye, T'den T'ye gidildikçe kardeşim biyolojik birikim artacak mıymış? Üst tarafta cevabı söylemiş. Biyolojik birikim artıyor. Doğru. Devam ettik. Birey sayısı enerji aktarımı ve biyokütle azalır diyor. Birey sayısı ne olacakmış? Azalacakmış. Grafikte de tam tersi artarı göstermiş. Olmaz. Üst tarafta sorunun cevabını vermiş zaten. Biyokütle de azalır diyor. P'den R'ye gidildikçe. P'den R'ye azalıyor görüyorum şurada. Doğru. Öyleyse doğru olan seçenek nedir? 2 ve 3 denizli seçeneğidir. Sorunun cevabını üstte vermiş. Sadece biraz dikkatli okumam lazım. 11 numaralı soru. Bu sorunun da cevabını üste vermiş. Bu bilgilere göre belirtilen besin piramidi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üst tarafta uzun uzun anlatıyor. Diyor ki besin piramidi, besin zincirinde üreticiler besin piramidinin ilk basamağı. Şuraya üretici yazdık. Sonra diyor ki birinci tüketiciler. Şurası birinci tüketici. Şurası ikinci tüketici. Şurası üçüncü tüketici diye tek tek sıralamış bunu. Ayrıştırıcı olan bakteri ve mantarlar her basamağında olduğu için şuraya yazmış. Ondan sonra devamında da enerji ihtiyacı üreticilerden tüketicilere doğru otçullar, etçiller, işte hem otçul hem etçillere göre sıralanır diyor. Bu üretici zaten fotosentez yapan canlı. Bunlar otçullar. Bunlar etçiller. Fok balığı da balıkları yediği için etçil grubu olarak kabul edilir. Fok balıkları beslenme şekillerine göre etçildir. Doğru. Kim yiyorlar? Çünkü balıkları yiyorlar. Doğru.
Zooplanktonlar üreticiler ile beslendikleri için tüketicidir. Evet, bunlar birinci tüketicidir. Zooplanktonları görüyorum şurada. Balıklar üçüncü dereceden tüketici canlılardır. Yanlış. Zooplanktonlar birinci, balıklar ikincidir. Öyleyse hatalı olan seçenek Ceyhan seçeneğidir. Kutup ayıları, fok balıkları gibi canlılar. Evet, alt tarafta fok eti yiyor işte. Bunlara etçil canlılar denir. Umarım fok da yanlış anlamamışsınızdır. Bunlar da fokla beslendiği için etçil canlılardır. Cevap C seçeneği olur. 12 numaralı sorudayız. Buna göre öğretmen öğrencilerine aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olamaz? Ne yapmış öğrenciler? Kum ile düz bir zemin oluşturup özdeş tuğlalardan birini yatay, diğerini dikey şekilde yerleştirmişler. Yatay konumda 1 santim batarken dikey konumda 3 santim batmış. Pekala. Bora bir sorunun cevabınız iğnelerin ucunun sivri olması. Yade cismin yerle temas eden yüzey alanı. İzel'de cismin yerle temas eden yüzey alanı azaldıkça basınç artar cevabını vermiş. Bu deneyde bağımsız değişken nedir? Hepimiz görüyoruz. Yüzey alanıdır. Öyleyse bu sorunun cevabı kim? Yade mi olmalı? Bağımsız değişken cismin yerle temas eden yüzey alanıdır. Katı basıncını etkileyen başka herhangi bir etken var mı? Var aslında ağırlık ama Bora yade ya da İzel ağırlıkla ilgili yorum yapıyor mu? Hayır. Bu deneyden çıkarılan sonuç sanırım İzel söylemiş. Cismin yerle temas eden yüzey alanı azaldıkça basınç artar. Çok net. Günlük hayatta bu deneyi destekleyecek bir örnek söyler misiniz diyor. Ve ona da Bora örnek vermiş. İğnelerin ucunun sivri olması yüzey alanı küçük olduğu için basıncı artırır. Dolayısıyla Bursa seçeneğine hiçbir öğrenci cevap vermemiştir. Cevap B seçeneği olmalıdır. Devam ettik. 13. Bu değişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş yine. Yanda grafik bir kara ekosistemindeki üretici sayısında zamanla meydana gelen azalmayı gösteriyor. Zamanla azalma meydana gelmiş. Üretici canlı. Mesela nasıl yazalım hemen? Buğday, fare, işte kurbağa. Düşünelim. Buğdaylar giderek azalırsa bunlar da azalır. Bunlar da azalır. Bu değişimi ekosistemdeki otçulların sayısının artması neden olmuştur diyor. Evet, olabilir. Fareler artarsa buğday sayısı azalır. Doğru. Zamanla ekosistemdeki oksijen miktarı azalır. Üretici canlı azalıyorsa fotosentez azalacak. Fotosentez azalırsa oksijen de azalır. Doğru. Ekosistemde zamanla tüketicilerin sayısı azalacaktır. Buğday biterse fare de biter. Fare biterse kurbağa da biter. Doğru. Bu değişimi etçillerin C gibi de anlatıyorum. Zamanla tüketicilerin sayısı azalacak. Üretici biterse, ot biterse, otçul da biter. Etçil de zamanla biter. Denizli seçeneği, bu değişimi etçillerin sayısının otçullara oranla fazla olması neden olmuştur. Yahu şurayı bir daha yazacağım. Buğday, fare, kurbağa. Burada kurbağa, etçil. Fareyle besleniyor. Etçillerin sayısını artırırsam fare sayısı azalır, buğday sayısı giderek artar. Demek ki şu seçenek bu grafiğin cevabı olamaz. Cevap denizli seçeneğidir. 14 numaralı soru. Hangisinde doğru verilmiş diyor deneyin değişkenleri. Neyi değiştirmişiz baktığınız zaman? Yüksekliği mi? Deneyi yapan kişinin değiştirdiği özellik bağımsız değişkendi. Bağımsız değişken nedir burada? Eğik düzlemin yüksekliği. Doğru mu? Evet. Eğik düzlemin yüksekliğidir. Eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olarak ne değişir peki? Uygulanan kuvvet değişir. Hangisinde daha fazla kuvvet uygularız? Yükseğe çıkarırsak daha fazla kuvvet. Yükseklik az olursa kuvvet de azalır. Daha az kuvvet uygularız. Öyleyse yüksekliğe bağımlı olarak ne değişmiştir? Uygulanan kuvvet. Sabit olanlarda kontrol değişkenidir. Kontrol değişkeni sabit tutulanlardır. Eğik düzlemin uzunluğu sabit tutulmuş, yük değiştirilmemiş sabit tutulmuştur. Cevap tabii ki Bursa seçeneğidir. 15 numaralı soruya geldik. Haydi bakalım.
Düzeneklerde kullanılan çubuk, yük ve dinamometrelere özdeş olduğuna göre kanun kullanması gereken düzenekler hangisinde doğru verilmiştir diyor. Hipotez 1. Kaldıraçlarda kuvvet kolu arttıkça yükü dengelemek için gerekli olan kuvvet azalır. O zaman bu hipotezde sadece ne değişmeli? Kuvvet kolu. Şimdi şıklara bakalım. Hipotez 1 için. A şıkkında 1 ve 2 olur mu? Bakın şurası yük kolu. Yükün desteği olan uzaklığı. Yük kolları aynı. Kuvvet kolu değişmeliydi sadece. Dinamometre kuvveti ölçen araçtır. Dolayısıyla dinamometrenin olduğu yere biz ne yazabiliriz? Kuvvet yazabiliriz. 1 ve 2'ye baktığında sadece ne değişmiş? Burada kuvvet kolu 4 birimken burada 3 birim kuvvet kolu değişmiş olabilir. A şıkkı olabilir. Bakalım B'ye bakalım bir de. 2 ve 3 olur mu? Yük kolu, yükün desteği olan uzaklığı. Yük kolu. Yük kolu değişmişse olmaz. Sadece ne değişecekti? Kuvvet kolu. Gitti. 3 ve 4'e bakalım beraber. 3 ve 4. Yük kolu burası. Yük kolu aynı. Kuvvet kolu kaç birim? 4 birim. Kuvvet kolu 3 birim. Kuvvet kolu değişmiş. Evet, olur. Devam ettim. Bir de 1 ve 4'e bakalım. 1 ve 4. Yük kolu şurası. Yük kolu değişmiş görüyor muyum? Ama bizim için sadece ne değişmeliydi birinci hipotezde? Kuvvet kolu. Denizli'yi de eledik. Şimdi neye bakacağız? Şimdi Adana ve Ceyhan'a bakacağız. İkinci hipotez ne diyor? Kaldıraçlarda yük kolu arttıkça yükü dengelemek için gerekli olan kuvvet artar. Öyleyse sadece neyi değiştireceğim? Yük kolunu hipotez 2'de. A seçeneğine bakalım acaba 1 ve 4 olur mu? Bakalım yük kolu değişmiş mi? Yükün desteği olan uzaklığı. Evet değişmiş. Kuvvet kolu değişmemeli. Kuvvet kolu 4 birim. Kuvvet kolu da değişmiş görüyor muyum? Yük kolu 2 iken 1'e düşmüş. Kuvvet kolu 4 iken 3'e düşmüş. İkisi de değişirse olmaz. Sadece ne değişecekti? Yük kolu. C'ye bakalım 1 ve 3'e. Şurayı sildim. 3. Yük kolu 1'e düşmüş. Görüyorum şurada 2 iken şurada 1'e düşmüş. Kuvvet koluna bakıyorum. 4 iken yine 4. Sadece yük kolu değiştiği için 1, 3 olur. Öyleyse cevap C seçeneğini kullanmalıdır deriz. Kaan için. Cevabımız C seçeneğidir. Gelelim diğer soruya. 16 numara bir sabit makara sorusu. Bu yorumlardan hangilerini seçtiğinde yanlış yorumu seçmiş olur? Lütfen dikkat. İşte F1, F2, F3 ile çekmiş hep iple. Sadece ne yapmaya çalışıyor burada? Yönünü değiştirmeye çalışıyor değil mi? Birinde tam zıt. Biri kuzeye giderken biri güneye gidecek. İşte biri güneydoğuya gidecek. Biri de pardon. Evet güneydoğuya gidecek. Birinde doğu yönünde çekecek. Yani üç farklı yön uygulayarak kuvveti dengelemeye çalışmış. Üst tarafta sabit makara ile ilgili bilgiyi veriyor. Birinci ölçüm. En büyük kuvvet F1'de uygulanır. Yanlış. Sabit makarada yük kuvveti eşittir. Burası 60'sa her üç kuvveti ayrı ayrı uygularsam her üçü de ayrı ayrı 60 olur. İki, bütün kuvvetler birbirine eşittir diyor. Net. Çünkü tüm konularda aynı P yükü dengelenmektedir. Doğru. En fazla yol kaybı F3 konumundayken yaşandığı için diyor. Yol kaybı var mı? Hayır. Kuvvetten kazanç ya da kayıp yoksa yoldan da kazanç ya da kayıp yoktur. 1 ve 3 hatalıdır. Cevap C seçeneği olmalı. Kolay bir soruydu. 17 numara. Buna göre öğrencilerin yorumu tek başına yapıldığında terazi hangi öğrencilerin yorumu tek başına yapıldığında terazi dengeye ulaşabilir? Dostlar burada kaldıraçlarda size çok basit bir taktik öğreteceğim. Diyelim ki denge tam ortada doğru mu? Ali'yi koymuşuz ya da işte Ali değil bir tane yük koymuşum. Diğer yükü de buraya koymuşum. İkisi de 60-60. Ben destek noktasını bir tık sola çekersem şurası uzuyor değil mi? Şu ikisinin çarpımı daha büyüyeceği için burası aşağı düşer. Ne tarafın çarpımı daha büyükse kaldıraçta denge o tarafa doğru kayar. Başka bir örnek. Ya da işte atıyorum bunu bu tarafa getirirsem ne olur? Şurası uzadı görüyor muyum? Atıyorum üçgen 4 oldu burası. 4 ise 4 kere 60 240 yapar.
3 kere 60, 180'di. Eğer çarpım büyürse denge o çarpım yönüne doğru bozulur. Bunu unutmayacağız. Şimdi buna göre soruyu çözecek olursak. Öğretmen demiş, eşit kollu terazinin kefelerine, ki A ve B eşitmiş bu arada, yuvarlak ve kare cisimlerini koyduğunda terazinin iki yönünde dengesinin bozulduğunu öğrencilerine gösteriyor. Kare cisminin ağırlığının yuvarlaktan daha az olduğunu söyleyerek terazinin nasıl dengeye gelebileceğini soruyor. Atıyorum işte buna 20 diyebilirsiniz. Bu yuvarlaktan daha azmış, atıyorum bu 40. Nasıl dengeye getirebilirim? Yani işte atıyorum buralara da bir sayısını verdiniz eşit kollu terazi dediği için. Bir kere 20, 20. Çarpımı artırmak için ne yapmalıyım ben? Bunu bu tarafa götürürsem şurası azalır, burası büyür. Çarpımlar o zaman dengelenebilir. Sadece A uzunluğu artırılmalı, doğru. B uzunluğunu artırırsam ne olur? Bir kere 40, 40'tı zaten. B'yi artırırsam çarpım daha da artar, dengelenmez. Sadece B uzunluğu azaltılmalı. Evet, birken yarıma düşürülürse ne olur? Atıyorum şuradan bağladık. O zaman yine 20 olur çarpım. Çarpım dengelenebilir diğer tarafla. Her iki tarafın çarpımının eşit olması lazım. Dengelenirse böylece terazi dengeye ulaşır. Cevap Burak ve Selim, Bursa seçeneği olmalıdır. Gelelim diğer sorumuza. 18 numaralı soru. Aşağıdaki kaplara musluklar açıkken alabileceği kadar su doldurulduğunda hangisinin tabanındaki basınç en büyük olur? Ne kadar? Musluklar açıkken alabileceği kadar. Bunu biz nereye kadar doldurabiliriz? Şuraya kadar. Bunu buraya kadar. Çünkü musluğu açarsam üst taraftaki su boşalır. Bu musluğu açarsam nereye kadar boşalır? Şuraya kadar. Buraya kadar dolu olur. Bu buraya kadar dolu olur. Şunu şöyle tersten sileyim. Bu buraya kadar dolar. Musluğu açtığında bu şu seviyeye kadar boşalır. Kabın içinde bu kadar su kalır. Musluk açıkken alabileceği su en fazla B'de olduğu için B'deki basınç daha fazladır. 19. Şekildeki DNA molekülü kendini bir kez eşlediğinde sitoplazmadan gelen nükleotit sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bunu biz ne yapalım? Şöyle basitçe temsili modele dönüştürelim. Adenin, timin, guanin, sitozin. Kaç tane adenin var? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Öyleyse karşısında 4 tane de timin mi olacak? Evet. Kaç guanin var? Sayıyorum. 1, 2, 3. Karşısında 3 tane de sitozin olacak. DNA'nın eşlenmesi demek, DNA'nın iki katına çıkması demektir. Öyleyse 4 tane adenin, 4 timin, 3 guanin, 3 sitozine ihtiyacımız var. Yani bunlardan bir tane daha. Adeninden 4, timinden 4, guaninden 3, sitozinden 3. Cevap ne olmalıdır? Ceyhan olmalıdır. Uzun uzun yapacak olursak bunu bu tarafa ayıralım. Değil mi? Eşlemeyi gerçekleştireceğiz. Adenin, guanin 4'e 3. Timin, sitozin 4'e 3. Karşısına biz kopya zinciri oluşturuyoruz. Timinden 4 gelecek. Guaninden 3 gelecek. Kopya zinciri oluşturuyoruz. Adeninden 4. Sitozinden guanin. Şurası sitozindi. Şurası sitozin. Guaninden 3 gelecek. Dolayısıyla 4 timin, 4 adenin, 3 sitozin, 3 guanin. Cevap C seçeneği olmalıdır. Son numarası, son sorudayız. Kemal Bey'in sabah saat 7'de işe giderken radyoda dinlediği anons verilmiş. Hangisini ulaşılabilir? Anonsa göre gördüğünüz gibi sürücülerimizin oluşan yoğun sistem dolayı dikkatli olması gerekmektedir. Ayrıca akşam saatlerinde beklenen şiddetli yağış için halkımızın gerekli önlemleri almaları önemli görülür. Yani bir tahmin. Kemal Bey iş yerinde öğle yemeğinden sonra telefonla hava durumuna baktığında ise aşağıdaki bilgiyi görüyor. 16 derece, 17, 11, 6 giderek ne yapmış? Sıcaklıklar değişmiş değil mi? Hava durumu gün içerisinde kısa saatlerde değişmiş.
Bir bölgedeki iklim özellikleri uzun yıllar boyunca aynı kalır iklimde değil, kısa dönemde hava olayından bahsediyor. Hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde yağış olur. Henüz yağmur yağdığını bilmiyorum. Bize bir tahminde bulunmuştu. Yağış bekleniyor. Beklenen şiddetli yağış demişti. Bir bölgedeki hava olayları kısa zaman diliminde değişkenlik gösterir. Çok net. 3 saatte bir kısa zaman aralıklarında hava sıcaklığı değişmiş. Öyleyse cevap C seçeneğidir dedik. Evet. Bir denemenin daha sonuna geldik. Bir dahaki denemede görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.